Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar, hoş geldiniz. Sizlerle bugün 8. sınıf fen bilimleri dersinde madde ve endüstri konusunu arkadaşlar devam ediyoruz. Soru çözüm yapacağız, konu tarama testinden arkadaşlar. Aynı zamanda anlataraktan gidiyoruz. Fayda olması dileğiyle bakalım. Buyurun 13. soru ekranlarda diyor ki, aşağıda görselde günlük yaşamda karşılaştığımız bazı değişimler yer almaktadır. Bu değişimlerle ilgili bilgiler veriyor arkadaşlar. Şimdi bunları bir yazalım. Bir odunun yanması arkadaşlar hemen kimyasal. Çivinin paslanması. Paslanma reaksiyonu oksijenle verilir arkadaşlar. Bu da kimyasal. Buzun erisi, er, erimesi arkadaşlar. Hal değişimleri neydi? Bunlar fizikseldi. Buraya fiziksel yazıyoruz. Hamurdan ekmek yapılması arkadaşlar. Bakın bunun mayalanması, pişmesi falan bunların hepsi nedir? Kimyasal. Tamam mı? Ekmeğin yapılması kimyasal arkadaşlar. Şimdi. Bir. Hamurdan ekmek yapılması fiziksel bir değişimdir. Yanlış. Çivinin paslanması sonucu maddenin iç yapısı değişmiştir. Hocam bu ne demek? İç yapı değişmek yani kimyasal bir değişim olmuştur demek arkadaşlar. Tamam mı? Doğru. Buzun erimesi sırasında buzda kimyasal bir değişim gözlenir arkadaşlar. Yanlış. Buzun erimesi hal değişimi fizikselde. Odunun yanma sonucunda farklı özelliklerde yeni maddeler oluşur. Evet. Kimyasal değişimin bir örneğidir arkadaşlar. Kimyasal değişim sonucunda farklı özellikte maddeler olur. Buraya dikkat ediyoruz. 2 ve ı olacak arkadaşlar. 13. sorumuzun cevabı Denizli şıkkında görüyoruz. 2 ve 4. 14. soru. Maddelerin pH değerlerini ölçmek için pH kağıtları kullanılabilir. Bu kağıtlar içine batılan asit ya da bazın gücüne bağlı olarak farklı renklere dönüşür. Bu renk farklılıklarından yararlanarak maddelerin pH değerleri belirlenir diyor. Tamam. Şimdi aşağıda bu pH değerleri belirlenen maddeler verilmiştir. Buna göre hangisinin sulu çözeltisi elektrik akımını kesinlikle iletmez diyor. Şimdi bir ön bilgi veriyorum arkadaşlar. Biz asit ve bazları belirtirken ikisinde de dedik ki arkadaşlar sulu çözeltileri elektrik akımını elektrik akımını iyi iletir iyi iletir dedik arkadaşlar. Kimler için? Asit ve bazlar için. Peki iletmeyecek kim var burada arkadaşlar? Hepsine baktığımızda hepsi asit baz arasında arkadaşlar. Kesinlikle iletmez dediğimiz nötr olacak arkadaşlar. Bebek şampuanı D şıkkında olmasını bekliyoruz tamam mı arkadaşlar? Basit yine bir soruydu. 15. soru diyor ki: Endüstriyel faaliyetlerin yoğun olduğu yerlerde fosil yakıtların yanması sonucu atmosfere SO2, NO2 ve CO2 gazları yayılır. Bunlar arkadaşlar bu gazlar neydi? Asit yağmurlarına sebebiyet veren gazlardı. 3 tane. Biz konu anlatımında bunu bahsetmiştik. Dedik ki içerisinde H olmadan asit olan bazı özel maddeler vardı. Başında mesela HCl, HNO3, H2SO4 dediğimizde bunlar başında H var. Dolayısıyla bunlara biz asit diyorduk ama H olmadan asit olan istisnalar vardı. SO2, NO2 ve CO2 arkadaşlar. Bunlar asit yağmurlarına neden olurlardı. Bu gazlar bulutlardaki su buharıyla kimyasal tepkimeye girerek çeşitli asitlere dönüşür. Daha sonra bu damlacıklar yeryüzüne yağmur, kar gibi yollarla düşerler. Bu toprağın asitlik miktarını arttırır. Tatlı su kaynaklarının kimyasal dengesini bozarak su ekosistemine zarar verir. Asit yağmurları toprağın yapısındaki magnezyum, kalsiyum gibi bir bitki gelişimi için önemli minerallerin toprağın derinliklerine taşınmasına neden olur. Bunun sonucu olarak ağaç ve bitkiler kurumaya başlar ve asit yağmurları, mermer, kireç, kum gibi maddelere etkileşime girdiği için bina, heykel ve tarihi yapılara da zarar vermektedir. Gösteriyor, anlatmış. Yukarıda verilen metin ve ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz arkadaşlar? Diyor ki, asit yağmurlu göl ve nehirdeki balıkların ölmesine neden olabilir. Olabilir çünkü canlılara zararı var diyor. Fosil yakıtların kullanımı yani ne olacak bunlar arkadaşlar? Bu gazların çıkması. Asit yağmurları neden olmaktadır? Zaten yukarıda bunu söylüyordu. Doğru. C. Asit yağmurları yalnızca suda yaşayan canlara zarar vermektedir. Ya yani çok bebek işi olmuş bu soru. Yalnızca diyor arkadaşlar. Benim size tavsiyem yalnızca sadece kesinlikle denilen şeylere dikkat edin. büyük ihtimal cevaplar buralarda gizlidir. D'ye de bakalım. Asit yağmurları toprağın mineral dengesini bozmaktadır. Evet arkadaşlar kalsiyumu, magnezyumu ne yapıyordu? Toprağın derinliklerine götürüyorlardı. 15. soruydu arkadaşlar. C olaraktan cevapladık. 16. soru. Periyodik sistemde elementler artan atom numaralarına göre sıralandığında düşey ve yatay sıralar oluşturulur. Periyodik sistemde yatay sıralara periyot, düşey sıralara da grup denir. Aynı grupta yer alan elementler benzer özelliklere sahiptir. Benzer kimyasal özellikler demesi lazımdı. Aşağıda X, Y, Z T elementleri periyodik sistemde yerleştirilmiştir arkadaşlar. Periyodik tabloda verilen elementlerle ilgili X ile Y elementi benzer özelliğe sahiptir. Doğru aynı gruplarda değil mi? Aşağı doğru aynı grup. Ee, sağa doğru arkadaşlar neydi aynı periyot. T'nin atom numarası T'ye bakıyorum arkadaşlar burada X ve Z'den büyüktür. Geriye doğru X ve Z'den evet bunlar bunun gerisinde bu bunlardan büyüktür doğru. Ama Y bunlardan daha büyük. Çünkü sıralama nasıl gidiyor? Böyle 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 sağa doğru. Sağa doğru aşağı doğru da büyüyor. Z ile T elementi aynı grupta yer alır. Hayır arkadaşlar. Z'ye bakıyoruz. 6A grubunda. T'ye bakıyoruz. 8A grubunda. Bu yanlış. X ile Z elementi aynı periyottadır arkadaşlar. X ile T elementi pardon. Bakıyoruz ikisi de aynı periyotta mı? Evet bu da doğru. O zaman 1, 2 ve 4 arkadaşlar B şıkkı 16. sorumuzun cevabı olacak. 17. soru bir odunun baltayla kesilip ardından yakılmasını anlatan görsel aşağıda verilmiştir. Şimdi baltayla kesilmek, bir maddeyi kesmek, parçalamak falan bunlar neydi? Fizikseldi. Ama yakmak, küfletmek, ekşitmek, ne bileyim, mayalamak bu gibi işlemler arkadaşlar. Bunlar da kimyasaldı. Odunun kesilmesi ve yakılması ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Bir numaralı olay değişim sonucunda odun kendi özelliğini korur. Fiziksel, bunu da bahsedelim. Fiziksel olaylarda madde kendi özelliğini korur. Kimyasal Kimyasallarda madde kendi üzerine koruyamaz, değişir, iç yapısı değişir. Tamam mı? Yani bu gibi ifadeler kimyasal değişimin şeyidir, anahtarıdır. Korur, doğru. 2 numaralı değişim sonucunda oluşan kül odununun özelliklerini taşımaz. Evet arkadaşlar, çünkü kimyasal bir değişim oldu, doğru. Odun yandığında kül dışında hiçbir madde oluşmaz. Arkadaşlar bir de dumanın falan filan var, uçan gazlar var. Yapmayın. Yani hiçbir madde oluşmaz. Böyle iddialı şeylere dikkat edin arkadaşlar. Burası yanlış cevap. İki numaralı değişimde kimyasal tepkime gerçekleşmiştir. Doğru. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi kimyasal tepkimelerde biz nereden anlıyorduk? Renk değişimi, koku değişimi arkadaşlar, gaz çıkışı bunlar oluyorsa kimyasal tepkimeydi. 18. soru. İki ya da daha fazla maddenin birbirleriyle etkileşmesi sonucu kendi özelliklerini kaybederek yeni özellikle maddeler oluşmasına kimyasal tepkime denir diyor. Yukarıda verilen tepkimenin grafikte ifade edilişi aşağıda hangisi doğru olarak verilmiştir? Şimdi A ve B'ye bakıyoruz. A ve B girenlerde, C de ürünlerde. Hocam ben bunu hani grafikte kütle ve zaman diyor bunlara. Nasıl olacak? Arkadaşlar giren maddeler zamanla azalıp bitmeye doğru giderken ürünler de arkadaşlar yavaş yavaş yükselip bir yere kadar gelirler ve dururlar arkadaşlar tepkime süresince. Bakın çünkü tepkimeye giren madde yavaş yavaş azalması lazım. Yeni madde oluşacak, ürün oluşacak. Demek ki girenler azaldıkça ürünler yükselecek. A ve B girenler de bakıyorum arkadaşlar. A şıkkında A ve B yükselmiş sanki ürünler gibi tam tersi. B şıkkında C oluşmuş A ve B azalmış. Hocam A bitmemiş B bitmiş bir farkı olur mu? Hiçbir farkı olmaz arkadaşlar. B'nin C'den farkı dikkat edin. C şıkkında ürün sabit kalmış oluşmamış. Ürünün oluşması şu demek arkadaşlar. B şıkkındaki gibi yavaş yoktan var olması demek arkadaşlar orada. Bu da B şıkkını gösterecektir. Yani oluşması yoktan var olma derken arkadaşlar orada ürünün oluşması. 19. soru. Aşağıdaki modelde metan gazının oksijen ile yanma tepkimesi verilmiştir diyor. Bu tepkime ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Metan oksijen ile tepkime giriyor. Buna oksijenin girdiği tepkimelere girenlerde olduğu tepkimeler arkadaşlar yanma tepkimeleri deniyordu. Paslanma da bunlardan biriydi. Bakın hızlı yanma vardı ve yavaş yanma. Yani ateşin çıktığı tepkimeler hızlı yanma ama ateşin olmadığı demirin paslanması gibi olan tepkimelerde arkadaşlar bunlar da yavaş yanma tepkimeleriydi. Bu tepkime ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Tepkimede metan ve oksijen miktarı azalırken, girenler azalırken karbondioksit ve su miktarı artar. Doğru, ürünler artar. Girenler azalır, ürünler artar. Oluşan karbondioksit ve sudaki atom türü metan ve oksijenden farklıdır. Yanlış arkadaşlar. Kimyasal tepkimede neler korunur diye yazıyoruz. Atom türü korunur. Yani oksijen girdiyse sonuçta oksijen çıkar ama bileşiğin içinde çıkar. Atom sayısı korunur. Yani iki oksijen varsa arkadaşlar atom sayısı konulu. 2 oksijen varsa sonuçta yine 2 oksijen olacaktır. 3 hidrojen varsa 3 hidrojen çıkacaktır. Sonra kütle korunur arkadaşlar. Kütle korunur. Ne korunmaz? Kimyasal özellik korunmaz arkadaşlar. Kimyasal özellik değişir. Farklı bir madde ortaya çıkar. C'yi de okuyalım. Metan ve oksijenden su ve karbondioksit oluşması kimyasal bir değişimdir. Doğru. Tepkime sonunda toplam kütle korunmuştur. Kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunur. Zaten bilmiyorsanız bile şunları toplayın. 80'e 80 etti ne oldu? Toplam kütle korunmuş oldu. 20. sorum. Hızlı nüfusa öğrencilerden hangisinin Türkçe gibi ben önce soruyu okuyorum. Hangisinin yaptığı açıklama asit yağmurlarını önlemeye yönelik değildir diyor. Asit yağmurlarını yukarıda açıklamış. Hızlı okuyacağım. Hızlı nüfus artışı, çarpık kentleşme, ısınma ve enerji amaçlı fosil yakıt kullanımı, yoğun trafik, volkanik ve endüstriyel faaliyetler, sonucu kükürt dioksit, azot oksit, azot oksit, karbondioksit ve metan gibi gazlar oluşur. Kimyasal ve biyolojik silahlar, tarımsal ilaçlar, ormanların çeşitli yollarla yok edilmesi havayı dolayısıyla dünyayı kirletmektir. Havaya karışan gazlar atmosferdeki su molekülleriyle birleşerek sülfürik asit, nitrik asit gibi asitler oluşturur. Bu asitleri içeren ve yeryüzüne inen yağışlara asit yağmurları denir. Asit yağmurları insanlarda astım, kanser gibi rahatsızlıklara yol açabilir. Toprağın yapısı bozularak verimi düşer. Akarsu ve göllerde balık ve diğer canlıların ölümüne yol açmaktadır. Peki Beyza ve arkadaşlar sınıfta asit yağmurları ile ilgili metni okurlar ve günlük yaşamda yaptıkları bazı davranışları paylaşırlar. Hangisi önlemeye yönelik değildir diyorum. Kullanmadığım zamanlarda ışık, bilgisayar ve televizyon gibi araçları kapatıyorum değil mi? Enerji tasarrufu önlemeye yönelik. Uygun arazilerde arkadaş ve öğretmenimizle birlikte fidanlar dikiyoruz. Kesinlikle önlemeye yönelik. Temiz hava, oksijen. Annem, babam ve abim iş yerlerine ayrı ayrı araçlarla gidiyorlar. Bu arkadaşlar değil. Ne öneriliyor? Toplu taşıma araçları kullanılması değil mi arkadaşlar? Her insanın ayrı bir araç kullanması havayı daha fazla kirletecektir. Evimizde suyu ısıtmak için güneş paneli kullanıyoruz. Kesinlikle temiz enerji arkadaşlar. Bu da faydası olur. Cevap C şıkkıydı. Aşağıda verilen görselde behar glasta bir madde bulunmaktadır. Bu maddeye kırmızı turnusol kağıdı daldırıldığında kağıdın rengi maviye dönüşüyor. O zaman bu madde neymiş arkadaşlar? Bazmış. Kırmızı turnusolü maviye çeviriyorsa baz. Bu beher glas size içindeki maddenin özelliklerini anlatmış olsaydı aşağıdakilerden hangisini söylemezdi? Baz cilde kayganlık hissi verir mi? Evet. pH değeri 10 alabilir mi? 7'nin üzerinde. istediği olabilir 7'nin üzerinde. Doğru. Limon suyu olabilir mi? Olamaz. Limon suyu asitti. Tadı acı olabilir mi? Evet tadı acı olur arkadaşlar. Bazıların tatları acıdır arkadaşlar. Cevap Ceyhan Şıkkı. 22. soru. A ve B molekülleri tepkimeye girmek sonucu AB molekül oluşmaktadır. Zaten burayı anlamasak bile şu şekilde bakın ayrı ayrı elementler birleşiyor molekül oluşuyor. Bu nedir arkadaşlar? Kimyasal. Kimyasal bir tepkime olmuş değil mi arkadaşlar? Zaten tepkimeye girmesi diyor. Tepkimeye girdiyse bu bir kimyasal reaksiyondur. Buna göre hangileri doğrudur? A ve B moleküllerinin kütlesi bilinirse AB molekülünün kütlesi bulunabilir. Evet kütle değişmez. AB'yi bulursak toplam AB'yi çıkartabiliriz. Doğru. A ve B moleküllerinden AB oluşması fiziksel bir değişimdir. Yanlış yani. Bu da çocuk oyunu. Burada da arkadaşlar kimyasal bir değişim olduğunu zaten kendisi de ifade ediyor. AB molekündeki atom sayısı ve çeşidi başlangıcından farklıdır. Hayır arkadaşlar atom sayısı ve çeşidi korunur kimyasal reaksiyonda. Zaten bir B var, bir tane B var, bir tane A var, bir tane A var değil mi? AB molekülü kendisine oluşturan AB molekülünün özelliklerini taşımaz. Evet kimyasal reaksiyonun özelliği buydu. Kendini oluşturan maddenin özelliğini taşımıyordu. Hatta en sık verdiğim örnek hidrojen ve oksijendi. Oksijen arkadaşlar neydi? Yakıcıydı. Hidrojen de yanıcı bir pardon. Oksijen arkadaşlar yanıcı Hidrojen de arkadaşlar yakıcıydı. Ne yapıyordu bunlar? Bir araya gelerekten söndürücü su oluşturuyorlar. Hidrojen ve oksijen dolayısıyla kimyasal özelliklerini kaybediyor. 23. Ayşe Hanım banyosunu temizlerken tuz ruhu kullanmaktadır. Tuz ruhu içerisinde kuvvetli bir asit içeren temizlik malzemesidir. Ayşe Hanım tuz ruhunu kullanırken aşağıda verilen davranışlardan hangisini yapması yanlış olur? Kuvvetli bir asit eli tahriş edecek, değil mi? korunması lazım yani. Açığa çıkan gazdan korunmak için maske kullanması doğrudur. Kalın ve dayanıklı bir temizlik eldiveni kullanması elini tercih etmemesi için doğrudur. Çamaşır suyu yüzey temizleyici gibi deterjanlarla beraber kullanması soru işareti açıklayacağız burayı. Tuz ruhunu yüzeylere seyrelterek seyretmek ne demek? Suyla beraber etkisini azaltarak kullanması doğru. Çünkü çok kuvvetli bir şey olursa arkadaşlar zeminleri de delip geçebilir. Neden çamaşır suyu yüzey temizleyici gibi deterjanlarla kullanılmıyor? Tuz ruhu arkadaşlar kuvvetli bir asit. Bunlar da arkadaşlar kuvvetli bazlar. Birleşirse ne olur? Tepkime olur. Gaz açığa çıkar. Zehirli gazlar açığa çıkar arkadaşlar. Allah muhafaza ölümcül durumlar ortaya çıkabilir. Asitle bazı kontrolsüz bir şekilde kendi evlerimizde bir araya getirmememiz gerekiyor arkadaşlar. Aman dikkat. 23 Ceyhan dedik. 24. soru. Maddenin iç yapısında herhangi bir değişiklik olmadan sadece renk, şekil ve dış yapısında meydana gelen değişimler fizikseldir. Maddenin iç yapısında meydana gelen ve maddenin kimliğini değiştiren değişimlere de kimyasal değişimler denir diyor. Hangisi fiziksel, hangisi kimyasal? Bunları işaretleyeceğiz. Havucun rendelenmesi fiziksel arkadaşlar. Besinlerin sindirilmesi ince bağırsaktan sindiriliyor kimyasal. Sütten yoğurt yapılması mayalanma var kimyasal. Patatesin soyulması fiziksel. Kağıdın yanması, yanma geri dönme yok. Kimyasal mumun erimesi arkadaşlar mumun erimesi fizikseldir burada arkadaşlar katı sıvıya dönüyor mumun dışındaki mumun yanması deseydi kimyasal olurdu dikkat edin bakın. Dikkat edin mumun erimesi fiziksel yanması olayı kimyasal olurdu. Karpuzun dilimlenmesi fiziksel çaya limon sıkılması en burada şüphe duyacağınız şey bu. Geçiyorum sonra cevap vereceğim peynirin küflenmesi arkadaşlar kimyasaldır tamam mı küflenme olayı. Mayalanma olayları, bunlar kimyasaldır. Çay limon sıkılması nedir arkadaşlar? Arkadaşlar çay limon sıkıldığında bu fen kitaplarımızda ilk başta fiziksel ve kimyasal değişimleri bahsederken çok geçer unutan arkadaşlar için hatırlatayım. Arkadaşlar çayın içerisinde ne yapardı? Ee, bu bazı elementlerle bileşik yapardı limon, değil mi arkadaşlar? Çayın içindeki bazı elementlerle bileşik yapardı, dolayısıyla kimyasal bir reaksiyon olurdu neydi arkadaşlar? Bu hani kanın kan değerlerinin azalmasını engellerdi. Kısacası böyle söyleyeyim arkadaşlar. Tamam mı? Yani demirin tutulmasını engellerdi burada çaya. Limon sıkılması. Dolayısıyla kaç tanesi fiziksel oldu? 1, 2, 3, 4. Kaç tane kimyasal? 1, 2, 3, 4, 5. 4'e 5. 24. sorumuzun cevabı burs olaraktan karşımıza çıktı. 25. soru. İndikatörler pH değiştikçe çözeltide renk değiştiren bileşiklerdir. İndikatörlerin renkleri çözeltideki hidrojen iyonları konsantrasyonuna bağlıdır. İndikatörlerin renklerinin tonu çözeltinin pH'ı düştükçe veya yükseldikçe değişir. Metil oranj diyor. Asitlerle birleştiğinde kırmızı, bazlarla birleştiğinde ise sarı renk dönüşümüne neden olan bir indikatördür. Buna göre arkadaşlar 4 bir herglasta bulunan maddenin üzerine metil oranj indikatörü damatılmıştır. Renkleri ne olur? Evet bunları asit baz olduklarını ayırt edeceğiz. Bu arkadaşlar asiyet, portakal suyu, karbonatlı su, bazdır, mide asidi arkadaşlar. Zaten üzerinde adı asiyet. Çamaşır suyu arkadaşlar. Temizleyiciler neydi? Bazdı. Bu da bazdı arkadaşlar. Peki o zaman kırmızı sarı, kırmızı sarı olacak. Cevabımız kırmızı sarı, kırmızı sarı. Denizli şıkkında karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar. Dördüncü ünite taramanın da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Tüm öğrencilerime sevgiler, saygılar ve başarılar diliyorum.